Özgül Termal Mercek programını sunar. İyi akşamlar efendim. Yepyeni bir mercek programı ile sizlerle birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyim. Evet, Kurban Bayramı nedeniyle bir haftalık bir ayrılıktan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Tabii önce sağlık dedik bu programda da gündemde olduğu üzere. Yine Afyon'daki korona vakaları, ülke genelindeki korona vakalarını konuşacağız. Değerli uzmanlarımızla okullar açılmalı mı, açılmamalı mı, Afyon'daki denetimleri nasıl buluyorlar? Hep bunları konuklarımla konuşacağız. Öncelikle konuklarıma ben bir hoş geldiniz, merhaba demek istiyorum efendim. Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Petek Şarlak Konya. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Merhaba efendim. Bir diğer konuğum ise Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Aydın Balcı. Hocam sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet hocam, sohbetimize başlayacağız. Öncelikle isterseniz az önce, yaklaşık yarım saat önce Sağlık Bakanlığı tarafından vaka tablosu açıklandı. Arkadaşlarımdan rica edeyim, onun üzerine konuşalım efendim. Bugünün vaka tablosunda 1185 yeni vaka, 56.726 test, 15 vefatımız var. 1028 iyileşen hasta sayımız. Evet, değerli hocalarım, iyileşen hasta sayımızın azlığı neyi ifade ediyor? Acaba biz nasıl bir sonbahara gidiyoruz? Ağustos, Eylül, Ekim. Sizler ve diğer uzmanlar bu aylara önemli dikkat çekiyorlar efendim. Bu aylar neden bu kadar önemli? Bizi ne bekliyor efendim? Ben başlayayım. Buyurun. Bayanlar öncelik olsun. Buyurun. Şimdi öncelikle bu vaka tablosunu değerlendirecek olursak, bu salgının en yoğun zamanlarında 3000 günde 3500 gibi, hatta 4000'lere çıkan vakalar gördük. Daha sonra bu Ramazan bayramındaki sokağa çıkma yasaklarından sonra bu vakaların 800'e kadar düştüğünü gördük. Daha sonra bu 1 Haziran'daki serbestleşmeden itibaren de giderek bir artış görüyoruz. En son bu yaz tatilinin gelmesi, insanların tatile çıkması, sahillerde buluşması, artık önlemlerden de çok sıkılmaları sonucunda belki de önlemlere yeterince dikkat etmemeleri sonucunda bayramda da çok fazla temas ettiği insanlar gördük televizyonlarda. Vaka sayıları artışa geçti ki bu bizim bu durumda zaten beklediğimiz bir şeydi. İyileşen konusunda da hasta sayısı arttıkça pnömoniye, zatürreye ilerleyen olgu sayısı da bununla alakalı, bununla doğru orantılı olarak artıyor. Yoğun bakım hasta sayısı, mekanik ventilatör hasta sayısı giderek artıyor. Aslında vaka artışına bağlı olarak bunlarda da artış beklenen bir durum. Afyon'da bizim de bir artış söz konusu vaka sayılarımızda. Bir Mayıs ayının sonunda falan iyice dibe düşmüşken vaka sayıları artık tek tük görülmeye başlarken Haziran'dan sonra bizde de yükseliş devam ediyor. Evet, hocam sizin de değerlendirmenizi aldıktan sonra bir soru yönelteceğim Petek Hanım'a. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Ya, ben şu açıdan bakıyorum. Sağlık Bakanımızın da belirttiği üzere bazı illerimiz pikini tamamladığı halde piki tamamlaması da şu an Güneydoğu Anadolu bölgesine ve Doğu Anadolu bölgesine geçti. O tarafta da mevsimlik işçiler olsun, insanların rehaveti olsun, bazen de yaz tatiline giren insanların televizyonlarda gördüğümüz şekilde tatil mekanlarının akın etmesi olsun. Bu tarz olaylarda ki kişilerin tamam dediğimiz maske, sosyal mesafe ve hijyen koşullarına uymamaları gibi etkenlerin ön plana çıkması nedeniyle vaka sayısında normale oranla artış olduğu görülebiliyor ne yazık ki. Hani biz gene tamam kurallarına uyarsak bu vaka sayılarının azalma olacağı kanaatindeyim. Evet, uyarsak niye uymuyoruz, niye yanlış yapıyoruz hocam? Maske takmıyoruz, doğru takmıyoruz. Çenemize takıyoruz maskeyi. Yeni gördüm bu aralar. El bileklerine takıyorlar. O da yeni bir akım. El bileği, kol, buralarda maske.
Çok bunaltıcı bir şey ama biz sabahtan akşama kadar onunla çalışıyoruz ve biz buna uyum gösteriyoruz. İnsanların da o yüzden göstermesi gerekiyor. Bazen iş çıkışı bir çarşıya gidiyorum Afyon'da. Ben hiç maskeye uyum görmüyorum. Siz görüyor musunuz bilmiyorum. Vallahi ben görüyor muyum derken haber merkezindeki arkadaşlarımızın dün ana haber bülteninde yayınladığı bir haber vardı. Bildiğiniz gibi dün 81 ilde bir denetim yapıldı. Tabii haber verilerek bir denetim yapıldı. İsterseniz o haberimizi izleyelim. Afyon maske takıyormuş hocam. Evet, yönetmen arkadaşımdan rica edeyim. Ana haber bülteninde yayınlanan haberimizi ekrana getirelim. Sayın Valimizin de katıldığı denetimi hep birlikte izleyelim efendim. Türkiye genelinde koronavirüs sayılarındaki artış korkutmaya başladı. Kurban Bayramı ve tatil nedeniyle tedbirlerin elden bırakılması vaka sayılarında hızlı artışa neden oldu. Bugün bu hastalık her yerde artmaya başladı biliyorsunuz. Yaşanan gelişmelerin ardından İçişleri Bakanlığı Türkiye genelinde seferberlik başlatarak koronavirüs denetimi emri verdi. Nasılsınız? Merhaba. Tüm kurumlar ve STK temsilcileri denetimlere katılarak destek verdi. Trafik polisleri ticari araçlarda maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı. Ben Afyon Karahisar Valisi. Bugün Covid ile ilgili tüm Türkiye'de İçişleri Bakanlığı talimatıyla hem farkımız hem de denetimlere çıktık. Sağlığımızı takmak durumundayız. Zaten hepiniz takıyorsunuz. Teşekkür ediyoruz. Resmi ve sivil ekipler ise cadde ve sokaklarda maske denetimi gerçekleştirdi. Polis ekipleri araçlardan anonslar yaparak kentin kalabalık noktalarında uyarılarda bulundu. Denetimlere Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Belediye Başkan Vekili Mustafa Oğuz, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser de katılarak vatandaşları uyardı, farkındalık yaratmaya çalıştı. Vali Gökmen Çiçek vatandaşlara sohbet ederek virüs tehlikesinin devam ettiğini anlattı. Vatandaşlara maske ve dezenfektan vererek uyarılarda bulundu. Vali Çiçek gazetecilere yaptığı açıklamada ise vatandaşların kurallara büyük oranda uyduğunu söyledi. Afyonkarahisar Valiliği olarak işte Ticaret Odası Başkanımız, Belediye Başkan Vekilimiz hep beraber diğer kurumlarımız da şu an ayrı ayrı yerlerde denetimlerdeler. Bizim şu an hükümet konağından çıktık buraya kadar yürüyerek vatandaşlarımızla hem bu konuda daha duyarlı olmaları konusunda konuşuyoruz. Hem de denetim yapma fırsatı bulduk. Şu ana kadar benim gördüğüm Afyonkarahisar'da halkımızın duyarlı olduğu, herkesin maskeli olduğu ve özellikle bankaya girdik. Bankada oturmada aralarında mesafelerin, sosyal mesafe kurallarının uyulduğu. Ama tabii bunun bir anlık bir şey, şakası yok. Yani 24 saatin 23 saati uyarsınız, 1 saat uymazsınız, Allah korusun hastalık orada kapılabilir. Kendiniz için, çocuklarınız için, bizim için, hepimiz için duyarlılığımızı bir an bile bırakmayalım. Afyonkarahisar'da durumun kontrol altında olduğunu belirten Vali Çiçek sözlerine şöyle devam etti. Gerçekten bu konuda hem halkımızın duyarlılığı hem de bizim bu konuda aldığımız sıkı tedbirler, çok çabuk filyasyon ekiplerinin arazide olması, çok çabuk karantina tedbirlerimizin uygulamakla bu iş kontrolümüz dışına çıkmış değil. Yani kontrolümüz altında, artış olduğu muhakkak ama genel olarak çok kötü durumda değiliz. Kötü durumda değiliz demekten bile korkuyorum. Yani yarın kötü olmayacağımız manasına gelmiyor. O yüzden inşallah sürekli biz en kötü bizmişiz gibi düşüneceğiz. Yani. Vali Çiçek denetimlerini Uzun Çarşı, Bankalar Caddesi ve ara sokaklarla sürdürdü. Kolay gelsin. Teşekkürler, hoş geldiniz. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Allah'a şükür. Allah maskeye dikkat ediyorum değil mi? Ediyorsun. Acayip arttı ama Allah. Evet hocam, sayın valimizi gördünüz, kötü demekten bile dedi, korkuyoruz dedi. Evet. Hakikaten böyle biraz haberli olması bu denetimi biraz etkiledi. Ve bazı işletmelerde sayın valimizin ve protokolün görmediği bir şey vardı. Arkadaki bulunan görevlilerin vatandaşları uyardığı maskenizi kaldırın diye önceden uyardıkları da sosyal medyada bir hayli yayıldı. Denetim nasıl olmalı hocam? Habersiz olmalı herhalde.
aniden olmalı. Evet, evet. Şimdi bugün bir bakanımızın sosyal medyada paylaştığı, Pakistan'da bir maske denetimi var. Yerel güçlerin, güvenlik güçlerinin inette diye bir bölüm var hocam. İsterseniz onu da izleyelim, kısa bir bölüm, ondan sonra sohbetimize devam edelim. Ben yönetmen arkadaşımdan rica edeyim. Maskeri bayağı. Maskeri bayağı. Maskeri bayağı. Maskeri de. ਮਾਰਿਆ ਗਾ ਜੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਪਾ ਮਾਸਕ ਪਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮਾਸਕ ਪਾ ਮੈਂ ਕਹ ਤੋ ਪਾ ਮਾਸਕ ਪਾ ਮਾਸਕ ਪਾ ਮਾਸਕ ਪਾ ਮਾਸਕ ਪਾ 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 ਲਕਵਾ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ Hocam şaka gibi ama böyle durumlarda var. İnsanın böyle bir duyguya kapıldığı anlar da oluyor. Özellikle ben marketlerde bu duruma rastlıyorum. Hemen ensenizde uyarsanız bile vatandaş öyle bir böyle bir kavga edecek gibi, dövecek gibi sizi bakıyor. Evet hocam, değerlendirmenizi alayım. İki tane denetim gördünüz. Uyaralım bence. Uyaralım öyle gördüğümüzde. Böyle yoğun geçen bir gece nöbetinin, uykusuz geçen bir nöbetin ardından maskesiz sokakta dolaşan insanlar görünce ya da hastanede maskesiz insanlar görünce yapamasak da bizim de içimizden geçmiyor değil yani böyle şeyler. Evet. Peki hocam, her ikinize de sorayım. Nasıl bir süreç geçirdi Afyon? Tabii öncelikle bu işin ön safhasında olanlar sizlerdiniz. Her şeyi sizler biliyorsunuz. Neler yaşadık hocam pandeminin başlangıcından itibaren? Buyurun. Ben şöyle ifade edeyim. Pandeminin başlangıcından itibaren bizim üniversitemizde sağ olsun enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji ana bilim dalı başkanı gerek Neşe Hoca olsun, gerek Petekgil olsun. Hani gece gündüz demeden elini taşın altına koyaraktan hastaları kabullenmeye başladılar. Biz göğüs hastalıkları olarak sadece konsültan bölüm olarak devam ettik. Yani bütün yükün ağırlığını ve temel taşını onlar oluşturdu. Ve sağ olsunlar da hala oluşturmaya devam ediyorlar ellerinden geldiği kadar. Kimi zaman geceleri gündüzleri birbirine karışıyor. Ailelerinin yanına gidemiyorlar ama burada hattı zatınıza da teşekkür etmek istiyorum. Sağ olsunlar. Hani o açıdan biz sadece konsültan bölümdük ve daha çok hastalığın zatüre bölümünde ve solunum yetmezliği gelişen bölümlerinde biz devreye giriyorduk. Biz daha çok taburculuk aşamasında hastada solunum yetmezliği geliştiyse veya hastada yapılan PCR sonuçları negatif geldiyse ve hastanın pnömoni bulguları varsa biz hastaları o şekilde devir alaraktan hastaların rehabilitasyonunu sağlayıp taburculuklarını planlayan bölüm olduk. Ama dediğim gibi bu işin zorluğu ve büyük yükü yüklenen kişilerdir enfeksiyon hastalıkları bölümü bizim Afyon'da. Onun için teşekkür ediyorum kendilerine. Evet, o zaman Petek Hocam'a soralım efendim. Ben neler de Aydın'a yaşıyor? Teşekkür ediyorum bu güzel sözler için. Takdir edilmek güzel ama tabii ki onların da desteği yadsınamaz. Tek başımıza altından kalkabileceğimiz bir şey değil. Göğüs hastalıklarına çok sık ihtiyaç duyuyoruz, çok sık yardım alıyoruz onlardan. Nasıl geçirdik dersek bence güzel geçirdiğimizi düşünüyorum. Yani iyi kontrol altına aldığımızı, bir sistem oturttuğumuzu ve o sistemin şu anda çok iyi işlediğini düşünüyorum. İl Sağlık Müdürlüğü'nün çok gayretli olduğunu düşünüyorum. Gerçekten filyasyon ekibi çok iyi çalışıyor. Bir gün polikliniğe başvuran hasta pozitif çıktığında hemen anında filyasyon ekibi gidiyor, yakınlarını, temaslarını belirliyor. Kendi yakınlarımda da gördüm, hemen telefon açıyor. Şu geldiğimiz son dönemde hastanın testi pozitif çıkmadan daha eğer COVID şüphesi varsa ilaçları temin edilip müdürlük tarafından evine ilaçları getirilerek tedavi başlanıyor. İl Sağlık Müdürlüğü'nün de katkısıyla biz de hastane ayağını iyi yürüttüğümüzü düşünüyorum. Bir ilaç sıkıntımız hiç başından beri olmadı. Koruyucu ekipman, bizim hastanedeki koruyucu ekipmanımız açısından hiç sıkıntı yaşamadık. Hastaları serviste yer bulamama, yatırmama gibi bir sıkıntımız yok şu anda. Yatırıyoruz hastaları, ağır hastaları. Bugüne kadar iyi geldiğimizi düşünüyoruz ama tabii bizi nasıl bir kış bekliyor? Bizi de kaygılandırıyor açıkçası. Evet, zorlu bir kış bekliyorum. Evet hocam, zatüre. Yeni tabloda artık zatüre oranları da açıklanıyor.
Öncelikle isterseniz kış mevsimi de geliyor, yaklaşıyor. Zatüre nedir hocam? Yani zatüre basit tanımıyla akciğer dokusunun iltihaplanmasıdır. Eski adıyla hani zatülcent denilen kuru ve yaş çeşitleri de olan bir çeşit hastalıktır. Akciğer dokusu iltihaplandığı zaman kişide nefes darlığı, nefes alamama, öksürük, hırıltı, hışıltı tarzı semptomlara ek olarak da balgam renginde değişme gibi semptomlar ortaya çıkabiliyor ki bunlar da zaten hastalığın ilerleyen komplikasyonlarından oluyor ve hastalarda mortalite yani ölüm oranlarını ve komplikasyon dediğimiz değişik durumları tetikleyen mekanizmalardan biri oluyor. Onun için hastanede kalış süreleri uzuyor ve iyileşen hasta sayılarında azalma oluyor ne yazık ki. Ki koronavirüs hastalığında daha çok dünyada yayınlanan makalelerde daha çok gastrointestinal sistem belirtileriyle ön planda çıkan bir hastalık. Hani solunum semptomları ön planda anlatılsa da daha çok çoğu zaman ufak bir ishal olarak, mide rahatsızlığı, hazımsızlık olarak atlatılabiliyor ki yakın zamanda kendim de koronavirüs atlatmış biri olarak daha çok gastrointestinal semptomlarla atlattım. Allah'a şükür akciğerle ilgili herhangi bir tutulumu olmadı. Burada da ön planda olan kişilerin üst solunum yolu evresindeyken kendilerine dikkat etmesinde yatıyor. Ki maskesine, mesafesine, hijyenine dikkat etmesi ve ayrıyeten dengeli beslenmesine ve kendi vücudunu dinlemesi gerekiyor. Ki benim de öyle oldu. Sağ olsun gene enfeksiyon bölümünden arkadaşlarımız PCR'ımı yaptılar. Pozitifsin dediler. Hemen tedavi başladılar. Allah'a şükür herhangi bir komplikasyon veya pnömoni durumu gelişmeden atlattım. O şekilde. Evet hocam maskeden, sosyal mesafeden bahsetti. Maske derken maskenin kullanım süresi nedir hocam? Yani bir maskeyi bir hafta kullanıyor, katıyor cebine kullanıyor, tekrar koyuyor falan. Yani bugün bir paket sigaranın 20 TL olduğunu ortalama hesaplarsak tam da bilmiyorum sigara içmediğim için. Yaklaşık 10 dakikada bir sigara tüketen var 1 TL veriyor. Ama 50 kuruş maskeyle birkaç günü geçiriyor. Bu ne derece sağlıklı hocam? Tabii ki sağlıklı değil. Maske, cerrahi maske ve kumaş bez maske olarak. Şu an iki çeşit maske. Bir de N95 var ki onlar sadece bizim kullandıklarımız. Ama toplumda kullanılan cerrahi maske ve bez maskeler var. İlk etapta önerilen cerrahi maske. Bez maskenin koruyuculuğuyla ilgili herhangi bir kanıt yok. Hiç yoktan iyidir şeklinde öneriliyor bez maske. Cerrahi maske ulaşamıyorsanız, bulamıyorsanız hiç yoktan iyidir bir bariyer olması. Ama ulaşabilen herkes için cerrahi maske mutlaka tavsiye ediyoruz. Cerrahi maskelerin koruyuculuk süresi gözle görünen bir kirlenme olmazsa, yani yüzünüze biri gelip hapşırmazsa, işte bu sıcak günlerde maske çok ıslak, nemli kalmazsa 4-6 saat kadar korur. 4-6 saatten sonra atıp ikinci bir maskeyi takmak lazım. Mesela biz iş yerine sabah 8-9'da gidiyoruz. Öğleye kadar kullanıyoruz. Ben öğlen yemeğinden sonra atıp ikinci maskeyi takıyorum. Biz çok çünkü aktif kullanıyoruz. Ve mesela dışarı çıkan bir insan için 4 saat, 6 saat eğer gözle görünür bir kirlenme olmaz ve maske ıslanmazsa yeterlidir. O maskeyi de gelince lastiklerinden tutarak çöpe atacak evde. Daha sonra el hijyenini sağlayacak. Ertesi gün yeni bir maske takacak. O maskenin daha büyük risk oluşturur. Onun önüne dokunması, onu bir yere asması, başka insanların ona dokunması. Ve ertesi gün artık o maske koruyucu olmaz. Maske takıyorum diye sahte bir güven oluşturur. Daha tehlikeli aslında. Evet, eğitimden, kültürden bahsediyoruz ama baktığımız zaman sokaklarımız adeta maske tarlası gibi. Sanki maske bitecek gibi. Sizin ifade ettiğiniz gibi çöp kutularına değil, sokaklarımız maalesef maske dolu. Piknik alanlarımız maske dolu. Evet hocam, zatüreden bahsetmişken yeni tabloda artık zatüre oranları da açıklanıyor. Acaba bu zatüre oranlarının açıklanması virüsün mutasyona uğradığını mı gösteriyor ki bu ya, açıklanıyor efendim? Mutasyondan çok ağırlaşan hasta tablosu yerine zatüre tablosu şeklinde ki zatüre hastaları ağır hastalar oluyor. Komplikasyon gelişmiş hastalar oluyor. Ki şu an yaz aylarındayız. İlerleyen aylarda önümüz sonbahar ve kış. Zatüre oranlarında daha fazla artış olacaktır ki bu artışın nedeni sadece koronavirüs olmayacak. Her sene kış aylarında beklediğimiz ve akın akın gelen bir influenza salgını oluyor ve onun için biz daha öncesinde sadece kronik hastalıkları olan insanlara bize polikliniğimize geldiği zaman veyahut da bazen basın yayın organları aracılığıyla aşı öneriyorduk ki bu sene de aynı şekilde hattı zatınızda burada önerelim. Hastalara grip aşısını öneriyoruz biz. Çünkü korona salgını ile influenza salgını da karışabiliyor. İkisi de virüs salgını ve influenza salgını ile beraber korona
salgını da olduğu zaman hastalık daha da hızlı ilerleyerekten sekonder bakteriyel pnömoni dediğimiz üzerine bakteriyel enfeksiyonlarında binmesiyle ağır zatüre tabloları oluşabiliyor. Ne yazık ki bunlar da mortal seyredebiliyor. Yani ölümcül seyredebiliyor. Onun için öncelikle kronik hastalığı olanlar, astım, KOAH hastaları, kalp hastaları, diyabet hastaları, varsa tansiyon hastaları ve 65 yaş üzeri hastaların hepsine biz grip aşısı öneriyoruz ki devletimiz de zaten 65 yaş üstü olanlara ve kronik hastalığı olanlara grip aşısını direkt karşılıyor. Yani reçete edildiği takdirde. Onun dışında koronadan zatürreye çeviriyor demiştik. Sekonder bakteriyel pnömoni dediğimiz zaman daha çok pnömoni tipi dediğimiz bir bakteri var. Bununla ilgili de bir aşımız var. Bu aşıyı da 65 yaş üstü böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği olanlar, dalak alınma operasyonu geçirenler, şeker hastaları, kalp hastalarına yapmalarını öneriyoruz ki bunlar da korona hastalığına yakalandıkları takdirde diğer komplikasyonların gelişmesini önlemeye yardımcı olacaktır. Evet, hocam maalesef biz böyle çok sıcakkanlı bir toplumuz. Gezmeyi seviyoruz. Eşimizle, dostumuzla bir arada olmaya özen gösteriyoruz. Bu bizi nasıl etkiliyor hocam? Bizi kötü etkiliyor. Özellikle Afyon'un kırsal kesimlerinde insanlar çok fazla bir arada yaşıyorlar. Anneleri, babaları, torunları çekirdek aile şeklinde değil. Bu sebeple bir kişi pozitif çıktığında o kişinin bütün ailesi pozitif olarak geliyor ve 60 yaşından büyük olanlar da zatürreyle seyredip hastaneye yatışı gerekiyor. Bu kadar sıcakkanlı olmak belki güzel ama şu dönemde değil. Askeri uğurlamaları, düğünler, ben hepsinin ertelenmesi gerektiğini düşünüyorum, yapılmaması gerektiğini, insanların katılmaması gerektiğini düşünüyorum. Eğer çok zorunluysa da maske kuralına kesin katı kurallarla uyulacak şekilde ve süresi kısıtlanarak yapılmalı diye düşünüyorum. Evet, bugün akşam üzeri İstanbul Valiliği açıkladı, asker uğurlamalarını ve asker eğlencelerini yasakladılar. İstanbul için. Evet, İstanbul için. Afyon'da da olmalı mı hocam? Tabii ki olmalı. Tek Afyon'da değil, bütün Türkiye'de olmalı bence. Peki başka ne yapardınız efendim? Örneğin bu konuda yetkili bir bakan olsaydınız, neleri yasaklardınız? Düğünleri de aynı şekilde. Toplu olarak arada bulunan bütün sosyal aktivitelerin ertelenmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Tabii bir yandan da hayat devam ediyor. Yani Mart'tan beri bu süreçle yaşıyoruz yaklaşık 5-6 aydır. Ve bu bitmeyecek. Yakın dönemde bitmeyecek. Bununla yaşamaya daha devam edeceğiz. Ama bir yandan da hayat devam ediyor. Okullar belki açılacak, sosyal aktiviteler insanlar yapıyorlar. Mecburen bir arada evden çalışanlar artık iş yerinden çalışmaya başladı. Ama eğer hayat eskisine gibi hiçbir zaman dönmemesi gerekiyor. Yani dönüyor gibi olsa da biz kişisel olarak kendi önlemlerimizi almalıyız. Artık maskesiz yaşamak gibi bir şey söz konusu olmamalı uzun bir dönem. Çok kalabalık aktivitelerin sayıları daha da düşürülmeli. 20-25 kişi de sınırlanabilir. 100 kişilik bir aktivite saatleri farklı olabilir. Çocukların okula gidip gelme saatleri farklı olabilir. Yeni bir düzenleme şart. Hiçbir zaman bu kış eski kışlar gibi geçmeyecek. Evet, bu kış farklı olacak. Tabii reklam arasına gideceğiz. Reklamlardan sonra sinemalar açıldı bugün. Tiyatrolar açılıyor ve okullar açılacak mı açılmayacak mı? Yavrularınızı okula gönderir misiniz, göndermez misiniz? Hep bunları size soracağım hocam. Kısa bir reklam arası efendim. Reklamlardan sonra birlikte olmak dileğiyle. Özgül Termal'in sunduğu Mercek programı devam edecek. Özgül Termal'in sunduğu Mercek programı devam ediyor. Doktor Petek Şarlı ve Doktor Aydın Balcı ile sohbetimize devam ediyoruz. Evet hocam, öncelikle ben size tekrar hayırlı olsun diyeyim. 40 günlük bir yavrunuz var. Çok sağ olun, teşekkür tam ederim. Tam o sırada da siz sanırım koronaya yakalandınız. Evet. Hocam nasıl oldu?
belirtiler ne oldu? Nasıl bir tedavi süreci geçirdiniz? Şöyle anlatayım. Ben temaslı sağlık çalışanı algoritmasına girmiştim. Muayene ettiğim bir hastamda, yakın temasta bulunduğum bir hastamda ve yatan bir hastamda koronavirüs testi pozitif çıktığı için ben ve beraber çalıştığım ekip arkadaşlarım temaslı sağlık çalışan algoritmasına dahildik. Ve 7 gün sonra test vermek koşuluyla, maske takarak çalışmak koşuluyla serbest gönderilmiştik. Bir hafta boyunca maskeyi takmaya dikkat ettim. Gerek evimde, gerek hastanede, gerek iş yerinde. Bu şekilde devam ederken 5. ve 6. günlerde biraz baş ağrım başladı. Boğazımda hafif yanma oldu ama çok hafifti. Biraz kulak çınlaması. Ama bunların dışında karın ağrısı, ishal şikayetleri çok fazlaydı. Gastrointestinal sistem şikayetleri dediğimiz şikayetler fazlaydı. Ki 7. gününde gidip verdiğim PCR örneğinde de akşamında pozitif olduğumu öğrendim. Ki evden gönül rahatlığıyla çıktım. Çıkarken aileme de söyledim. Eşim vardı. Eşimle beraber kayınvalidem gibi küçük çocuğum. Ki küçük çocuğum da yoğun bakımda yatıyordu. Öyle bir süreç oldu. Geçtim hemen hastaneye yattım. Sağ olsunlar enfeksiyon hastalıklarındaki doktor arkadaşlar petekil tedavi başladılar. Ki komplikasyonsuz bir şekilde bir kere dahi öksürmeden Allah'a şükür hastalığı atlattım. Ki o dönemde yeni doğan çocuğumdan da dahil olmak üzere hepsinden PCR örneği alındı. Kimse de pozitif çıkmadı. Benimle beraber filyasyonu alınanların hiçbirinde pozitif çıkmadı ki. Bu burada benim ve böyle temaslı olan kişilerin temaslı olduğu dönemlerde maskeyi takmalarıyla etrafındaki kişilere bulaştırmayacağını gösterir ki ben de onlardan biriyim. Kendim temaslı olmama, pozitif olmama rağmen maske takarak etrafımdaki kişileri korumuş olduğumu düşünüyorum. Onun dışında da tedavi konusunda herhangi bir aksaklık yaşamadım. Hastane konusunda herhangi bir aksaklık yaşamadım ve şu an aranızdayım. Çok şükür güzel geçirdim. Evet, teşekkür ediyorum herkese. Tabii bu sizin geçirmiş olmanız tekrar geçirmeyeceğiz anlamına gelmiyor. Değil mi hocam? Bununla ilgili şu ana kadar yapılmış geniş çaplı bir araştırma yok. Yakınlarda bir çalışmada geçirenlerin tekrar geçirme ihtimallerinin olduğu söyleniyor. Fakat bazı çalışmalarda da immünoglobulin G tarzı antikorların oluştuğu sürece ömür boyu bağışıklık kalacağı söyleniyor. Fakat bir de şu var. Koronavirüsün mutasyon geçirmeyeceğini bilmiyoruz. Mutasyon geçirdiği zaman da tekrardan kişide hastalık oluşturabilir. Hani bunun için şu an kesin bir şey söylemek erken. Evet, tekrar geçmiş olsun hocam. Sağ olun, teşekkür ederim. Pedik Hanım, size dönmek isterim efendim. Bazı kişiler diyor ben temizim diyor. Yani bu nasıl bir temizlik? Toplumda öyle bir algı var ki ya bizde öyle bir şey yok diyor. Biz diyor rahat diyor. Buraya diyor gelmez diyor. Yani acaba bu vefat edenler başka şeyden mi diyor? Koronadan ölmüyor mu hocam? Öyle düşünenler keşke bizle bir gün boyunca sabahtan akşama bir çalışsa, hastanedeki durumu, hasta olan hastaları görse, yani bunun sanal bir şey olmadığını, ne kadar gerçek olduğunu yaşasa, hiçbir şikayetinin olmaması galiba insanı temiz olduğunu düşündürüyor. Halbuki bunun şikayetsiz geçen bir dönemi var. İşte biraz önce Aydın anlattı. İlk 5 gün hiçbir şikayet yokken 6. gün şikayetler başlayabiliyor. Ama o ilk 5 günde de bulaştırıcı olabiliyor insan. Çok güzel bir örnek verdi aslında. Bilinçli olmasından kaynaklı. Maskeyi düzgün kullandığı için kendisinden başka çevresinde pozitif olan kimse yok. Ama bu ilk 5 günde de bulaştırabilirdi başka insanlara. Yani hiçbir şikayetinizin olmaması sizin hastalığı taşımadığınız anlamına gelmiyor. Bulaştırıcı olmadığınız anlamına gelmiyor. 5 günden sonra da sizde yine bir şikayet olmayabilir. Siz hiç farkında olmadan da geçirebilirsiniz. Hafif bir boğaz ağrısıyla. Ama bulaştırdığınız kişi çok ağır geçirebilir. Biz hastaları bunun için kaybediyoruz. Bu işin şakası yok gerçekten. Elimizden kayıp gidiyor hastalar. Evet. Peki halaylar, halayı çekiyoruz hocam. Öpüşmüyoruz, sarılmıyoruz halaylarda. Ama omuz omuza halayı çekiyoruz. Bu virüs nasıl bulaşıyor hocam? Aslında çok basit. Bugüne kadar bizim COVID servisinde aktif çalışıp sürekli hasta bakmamıza rağmen ben kendi adıma geçirmememin tek bir sebebi var, maske takmak. Maske gerçekten her şey için yeterli. Yani maskenizi, hasta kişinin maske takması aslında en önemlisi dışarı bulaştırmamak adına. Ama herkes kendinin hasta olduğunu düşünüp ya da karşısındakinin hasta olduğunu düşünüp maske takarsa ve mesafe şu an sizinle benim aramda olduğu gibi bir mesafeyi korursa, el hijyeni çok önemli. Ben çantamda her zaman küçük bir kolonya taşıyorum. Böyle bir alışkanlık edinir.
Otobüse bindiğinde tutamaçlardan tuttuktan sonra inince ellerini dezenfektanlar, market alışveriş yaptıktan sonra ellerini kolonya, dezenfektan yaparsa bu hastalıktan korunmak aslında çok basit. Evet, o kadar da basit. Peki hocam, sinemalar açıldı bugün. Tiyatrolar da açılıyor. Endişe duyuyor musun? Duyuyorum. Bilmiyordum ben. Bugün sizden öğrendim açıldığını. Evet, bugün 7 Ağustos itibariyle sinemalar faaliyetine geçti. Tiyatrolar da başlıyor. Hatta haftanın da başlayacak tiyatrolar. Peki tiyatroya gidenler nelere dikkat etmeli hocam? Veya sinemaya gidenler? Sinemada maskeli mi durmalı? Zaten karanlık çıkaracak. Önünüzdeki hapşıracak, öksürecek. Nasıl yapacağız hocam? Ben kendi adıma gitmeyi tercih etmeyeceğim. Herkese de onu öneriyorum aslında. Sinema sahipleri duymasın. Duysunlar beni. Yani çünkü siz maske takabilirsiniz ama diğer insanlar yani sinema kapalı bir ortam. İnsanların maskesini kontrol etmek mümkün değil. Oturduğunuz, tuttuğunuz yerleri denetlemek mümkün değil. Sizden önce oturandan sonra temizlenip temizlenmediğini. Acaba mesafeli mi oturacak insanlar? Hani ayrıntılarını bilmiyorum ne şekilde bir düzenleme var ama eskisi gibi bir sinema sistemi olması mümkün değil. Açıldıysa bile mutlaka araya koltuk boşluklar koyarak açılmıştır diye düşünüyorum. Maske zorunluluğu vardır, denetleniyordur diye düşünüyorum. Öyle olması gerektiğini umuyorum en azından. Evet, inşallah. Tabii sizin de görüşünüz var. Yani yeni normale uygundur diye düşünüyorum. Çünkü bakanlığın gerekse bununla ilgili bütün bakanlıkların kendilerince oluşturdukları algoritmalar var. Bunlara uyuluyordur ki uyulmuyorsa Fethek Hocam'ın söylediği gibi önümüzde büyük bir kaos bizi bekliyordur ki buna uyaraktan açmışlardır. Ki yakınlarda da görüyorduk açık hava sinemaları falan vardı. Araba içerisinden izliyorlardı. Ki o şekilde bile olsa bulaştırıcılığı az oluyor ve maske ve mesafeye dikkat ettikleri takdirde inşallah bir sorun teşkil etmez. Ama ne kadar da olsa kapalı alan, açık alana hiçbir zaman uymuyor. Ki yapılan çalışmalarda daha çok açık havada insanlar sosyal mesafeye uydukları ve maske taktıkları sürece virüsün bulaştırıcılığı yok. Ama ne kadar kapalı alan ve mesafe daralırsa bulaştırıcılık o kadar artıyor. Evet. Bunlara dikkat etmek lazım tabii ki. Evet. Hocam okullara girelim. Tabii Aydın Hocam'ın yavruları henüz küçük okula gitmiyor ama sizin sohbetimizde söylemiştiniz. Ana sınıfına giden bir yavrunuz var. Evet. Okula gönderir misiniz hocam? Bu çok zor bir konu, çok zor bir cevap. Benim de aslında cevabını bilmediğim bir soru bu. Yani demiştim ya hayat devam ediyor bir yandan da diye. İşte kendini idame ettirmek zorunda olan özel okullar var. Öğretmenler var buralarda çalışan. Çocukların bir şekilde eğitim alması gerekiyor. Bir şekilde hayat devam etmesi gerekiyor. Ama şöyle de bir gerçek var ki kendi kızımdan 5 yaşında bir kızım var. Ondan yola çıkarak düşünüyorum. Çocukların maske takma alışkanlığı, maskeye uyumları çok kötü ve çok zor. Yani maske ben ona taksam da o defalarca maskeyi indiriyor, elini dokunduruyor, çıkarıyor, tekrar takıyor. Bu şekilde sınıftaki bütün arkadaşlarının böyle olduğunu düşündüğümde bu tablo bana korkutucu geliyor. Okulların açılmasından ben korkuyorum açıkçası. Şu durumda da kızımı şu durumda göndermeyi düşünmüyorum. Bir düzenleme gelmesi gerekiyor. Yani eski geçen kış gibi okul devam etmez. Ya mevcut azaltılması gerekiyor ya saatlerin değişmesi gerekiyor. Hani yeni bir okul normali eskisi gibi olmayacak, olmaması gerekiyor. Böyle olduğunda bile riskli olduğunu düşünüyorum. Ama dediğim gibi bir yandan da devam etmesi gereken şeyler var. O yüzden kar zarar oranını düşünerek açacaklardır. Bana açılacak gibi geliyor. Açılacağını düşünüyorum okulların. Ama tabii evet, ne kadar öğrenci gidecek? Tedirginiz. Evet. Peki okula öğrenci gidecek efendim. Acaba okuldan eve mi getirir? Evden okula mı getirir? Eğer bir virüs varsa eve mi taşır? Evden okula mı taşır hocam? Şöyle düşünelim. Diyelim ki Aydın hocam pozitif. Evde maske takmadı. Çocuğuyla evde kimsenin maske taktığını da düşünmüyorum. Bu bilinçli kimse olan taktı. Çok az insan evet. Var. Ben biraz hastayım evde maskeyle durayım. Kimsenin dediğini sanmıyorum. Aydın hocam evde çocuğuna, eşine bulaştırdı diyelim. Herhangi bir şikayetleri yok onların da ama taşıyıcılar. Çocuk okula gitti. Okulda temas etti. Zaten çocukların okuldaki temasları çok fazla. Bir kere okulda yemekhaneler kapalı ortam, kış gelecek. Küçücük bir yemekhanede
Onlarca çocuk beraber yemek yiyorlar. Çatal bıçak ellerinde dolaşıyor. Oyuncaklar, okuldaki kitaplar ellerinde dolaşıyor. Her okulun açık hava imkanı yok. Aynı öğretmen birçok çocukla temas ediyor. Tek öğretmen bile taşıyıcı olabilir. Bir öğretmenin pozitif olması durumunda öğretmen okuldaki bütün çocukları pozitif yapabilir aynı anda. Aslında bu kadar basit. O çocuklar da eve gelerek evdeki anne babalarını pozitif yapabilir. Hani bunun yayılması bu kadar basit aslında. Evdeki çocuk da okula taşıyabilir, okuldan da eve taşıyabilir. İkisi de olabilir aynı anda. Evet, Aydın Hocam, siz gönderir misiniz hocam? Kendi açımdan baktığım zaman eşimle beraber yaşıyorum. Çocuklarım var, kendim geçirdim. Gönderirim. Hani sonuçta risk alacağım bir durum yok. Ama yaşlılarla beraber yaşayan ailelerde düşünmek gerek ki bu hastalık daha çok yaşları 60 ve 65 yaş üstü hastaları ve kronik hastalığı mevcut olanları etkiliyor. Ki onlar da ağır seyrediyor. Petek Hocam'ın da söylediği gibi çocuklarda etkisiz geçebiliyor. Hatta hiç semptom vermeyebiliyor. Ki 10 ila 19 yaş arası çocuklar bu hastalığı en fazla yayan grup. Ki okul çağındaki gençler, bunlar okuldan aldıkları bir hastalığı giderekten yaşlılara, dedelerine, ninelerine, amcalarına, teyzelerine, halalarına rahatlıkla hastalığı bulaştırabilip kendilerinde hiçbir semptom gelişmezken onlarda yoğun bakıma kadar değişen bir semptom sürecine sokabilirler ne yazık ki. Ama gene de göndermek gerekiyor. Sonuçta eğitim bir süreçtir ve bu sürecin devam etmesi gerekiyor. Evet, veya evet, farklı bir eğitim tarzı ortaya konulmalı. Muhtemelen öyle olacaktır. Bir yasal yani düzenleme muhtemelen yapılmalı. Örneğin siz göndermek istemiyorsunuz, korkuyorsunuz. Sizin bir hak kaybınız olmamalı. Yasal yükümlülüklerden kurtulmanız gerekir diye düşünüyorum. Ya da tamamen yeni normal dediğimiz normale uyum içerisinde bir eğitim, öğretim dönemi olmalı. Evet, Beyazıt'ta neler oldu hocam? Siz yakından bildiğiniz için size sormak istiyorum. Sadece haberlerden ve takip ettiğim kadarıyla yakın zamanda bir düğün olmuş galiba. Ki Afyon'un büyük sorunlarından biri düğünler ve düğünlerde halkın, ne yazık ki hani buradan halka da sesleniyorum, kimse temiz değildir. Yani kiminin temiz olduğunu görecek bir malzememiz elimizde yok. Keşke bir gözlük icat edilse de gözümüze taksak ve baksak karşıdaki kişide korona var mı yok mu? İnsanlar şunu diyorlar birbirine. Düğüne gidiyorsunuz, düğüne gidince ben temizim diyor, hoş geldin diyor, elini uzatıyor. Veyahut da ortak kaptan yemek yiyorlar, yan yana duruyorlar, sarılıyorlar, kucaklaşıyorlar. Biz Türk halkı olarak çok sıcakkanlı insanlarız ve birbirimize sarılmadan duramıyoruz ne yazık ki. Ama bu dönem içerisinde, bu süreç içerisinde biraz bu alışkanlıklarımıza ara vermemiz gerekiyor. Sosyal mesafe, hatta sosyal mesafe de demeyeyim. Çünkü orada sosyalleşmeye gidiyoruz. Fiziksel mesafemize özen göstermemiz gerekiyor. Onun dışında temizlik şartlarına özen göstermemiz gerekiyor ki düğünler olsun, toplu organizasyon olsun bunlara engel teşkil ediyor ki Beyazıt'taki olay da buna benzer bir olay. Ne yazık ki hasta bir kişinin düğüne katılımıyla beraber düğüne katılan bazı kişilere bulaştırması ve bunun sonucunda da büyük ihtimalle Beyazıt kasabasında hani yanlış hatırlamıyorsam karantina uygulaması veyahut da giriş çıkışlarda kısıtlama gerçekleştirildi diye biliyorum. Evet hocam, testler güvenilir mi? Neden sormak istiyorum? Birkaç test yapılıyor. Bir test, iki test negatif çıkıyor. Ama bir bakıyorsunuz koronadan yatmak zorunda kalıyor. Bakanlığın şöyle bir algoritması var. PCR pozitif, tomografi dediğimiz tomografi bulguları negatif olan hastalar var. PCR pozitif, tomografi bulguları pozitif olan hastalar var. PCR negatif, tomografi pozitif olan hastalar var ki bunları daha çok Petek Hocamgil takip ediyor ama PCR negatif olmasına rağmen acil servise gelen veya normal polikliniğe gelen kişinin klinik bulguları varsa ve tomografisinde pozitif, yani tomografisinde korona bulguları varsa bu hastalar korona gibi düşünülerekten hem tedavi başlanıyor ki filyasyon ekiplerine dahi haber verilerekten bu kişinin filyasyonu sağlanıyor ve bir kere PCR alınmıyor. Devamında tekrarlayan PCR'lar alınıyor ve hasta pozitif mi negatif mi deniliyor ki çoğu zaman böyle hastalarda korona testi, yani PCR dediğimiz burundan ve ağızdan alınan örnekler negatif çıkabiliyor. Bunların negatif çıkması ne koronayı dışlıyor ne de korona dışında bir hastalık olmadığının garantisi anlamına geliyor. Onun için bu kişileri yatırmak veyahut da ayaktan tedavi vermek gerekiyor. Tedaviler sırasında komplikasyonlar veyahut da değişiklikler gelişirse de bunlara en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları ve ona göre tedavilerin düzenlenmesi planlanıyor. Evet, Petek Hocam, tabii size sormak isterim de ne kadar açık yürekle cevap verebilirsiniz bilmiyorum. Yani bu vaka tabloları, ülke genelinde baktığınız zaman işte bir kesim diyor ki ya böyle bir şey olur mu diyor. Bu vakaların
kadar diyor. Örneğin Ankara'da vaka var deniyor. Veya İstanbul'da bile bu kadar var deniyor. Bazı vakalar, bazı vefatlar koronadan gösterilmiyor. Başka bir rahatsızlık olarak kayıtlara geçiyor deniyor. Böyle bir şey gündemde mi efendim? Var mıdır böyle bir şey? Şimdi Türkiye geneli olarak hani yorum yapmam doğru olmaz ama bu işte Aydın Hoca'nın dediği gibi pike ulaşan ve artık düşüşe geçen iller varken şu anda pikini yaşayan iller var. İstanbul'un mesela Nisan aylarında çok daha yoğun olduğu vaka sayısı ama şu an daha azaldığını söylüyorlar. Ama Anadolu şehirlerinde bazı, Güneydoğu'da da şu anda yükseliş evet, var. Evet, Diyarbakır örneğin, Konya gibi illerimizde evet, maalesef şu anda, yüksek. Bizde de öyle, şu anda bir yükseliş var. Bu belki hani o büyük illerin illerdeki vaka sayısının azalmasıyla birbirini dengeliyordur diye düşünüyorum. İl Sağlık Müdürlükleri bununla ilgili daha doğru bilgi verirler vaka sayısıyla ilgili. Ben sadece kendi hastanemdeki vaka sayısını biliyorum ama bunun da Mart ayından beri bir artış gösterdiğini söyleyebilirim. Ölüm sayılarına da gelince biraz önce bir kavramdan bahsedildi. İşte PCR dediğimiz sürüntü testi. Yani COVID testi, poliklinikte sürüntüyle yaptığımız testlerle bu arada iki çeşit test var uygulanan. O da bana çok soruluyor. Kandan bakılan bir antikor testi var. Ve bizim hastanede yaptığımız sürüntü çubuklarla burundan, boğazdan aldığımız bir sürüntü testi var. Bu antikor testi kandan yapılan şu anda her yere düşmüş durumda. Bütün özel polikliniklerde, güzellik merkezlerinde bile ücret karşılığı ki çok fazla ücretler istenerek bu testler yapılıyor. Ama bu testlerin hani güvenilirliği ne kadar çok fazla marka testi var. Antikor testi, çok fazla çeşit antikor testi var. Güvenilir olan var, olmayan var. Hangisini yaptırıyor acaba insanlar? Ve bunların pozitifleşme süresi çok geç. Mesela şu anda ben hastayım. PCR sürüntüyle pozitif çıktım. Ama antikor testi yapıyorum, negatif geliyor. Yani bu testlerin güvenilirliği de çok yüksek değil. O yüzden şu anda en doğru testini devlet hastanesi, üniversite hastanesinde yapılıyor PCR testi. Bunun da semptom olduğu dönemde yapılması doğru. Çünkü belli bir pozitifleşme süresi var bu testin. Diyelim ki pozitif bir kişiyle temas ettiniz. Temastan kastım maskesiz, mesafeye uymadan. Ben temas ettim diye ertesi gün gelirseniz bu test sizde zaten siz hastalığı kapmış olsanız bile pozitif çıkmayacaktır. Bunun belirli bir süresi var. En az bir 5 gün, 5-7. Günler test için en uygun zaman. Biz şikayet olunca gelinmesini öneriyoruz. Temaslılara rutin bir tarama yok. İnsanlar bizim polikliniğimize geliyorlar. Ben temas ettim, ben de test yaptırmak istiyorum. Bir şikayetin var mı? Hayır, bir şikayetim yok. Hem bakanlığın rehberinde böyle bir algoritma yok. Hem de biz de yapmıyoruz. Eğer işte temas ettiyseniz ki bu temas maskeli temassa bu risk kabul edilmiyor. Çünkü biz de zaten hastalarla her gün temas halindeyiz. Eğer maskesiz bir temassa, mesafe korunmadan bir temas, riskli bir temassa pozitif kişiyle o zaman şikayet olduğunda testin yapılması daha doğru. Çünkü şikayet yokken yapılan testin güvenilirliği yok. Sürüntü testi bu söylediğim. Bazen hasta zatüre tablosuyla bize geliyor. Artık akciğerleri etkilenmiş, akciğerleri tutulmuş. Test alıyoruz, sürüntü testi negatif geliyor. Ama biz akciğerdeki bulguları koronavirüsün akciğere verdiği hasar bulgularının aynısı olarak görüyoruz. Çok benzetiyoruz. Diyoruz ki tomografi bulguları koronavirüsle uyumlu. Ama test yapıyoruz negatif. İkinci test yapıyoruz yine negatif. Bazen bu hastaları kaybediyoruz. Bu hastaları biz COVID gibi düşünüyoruz. COVID tedavisi de veriyoruz. Ama bu hastaların ölüm sayıları biraz önce bahsettiğiniz ölüm oranlarının içine girmiyor. Onlar sadece pozitif hastaların ölüm oranları. Belki o yüzden biraz daha yüksek olabilir ölüm sayıları. O hastaları da düşünürsek. Evet, hocam ikiniz de Afyon Anadolu Öğretmen Lisesi'nden mezunsunuz. Başarılı bir öğrenciydiniz ve tıp fakültesini kazandınız, tercih ettiniz. Ne kadar oldu hocam Anadolu Öğretmen'den mezun olarak? 2005. Peki o güne dönseniz ve deseler ki 2020 yılında bir koronavirüs vakası olacak ve siz de doktor olarak böyle böyle mücadele edecek deselerdi. Acaba yine tıp tercihiniz olur muydu? Bir pişmanlık duyuyor musunuz hocam? Yani bir mühendis olsaydım keşke dediğiniz oluyor mu? Mühendis değil de eczacı olsaydım dediğim çok oluyor. Babam da izliyordur, kulakları çınlasın. Çok söyledi bana eczacı ol, ben eczanede otururum diye ama ara sıra şu yoğun zamanlarda
Keşke diyorsunuz açıkçası. 2005'te biz mezun olduk. 2001'de, evet. 2001 ve 2005 yılları arasında, yani 15 sene önce neredeyse önlü arkalı oturuyorduk. Ön silahta oturuyordu Aydın. O zaman düşünüyorum, hiç bugünleri tabii ki hayal bile edemezdik. Tıp fakültesini kazanmayı çok istiyorduk, bizim için çok önemliydi. Sınıfta da sanki sadece Aydın'la ben, sadece ikimiz tıp fakültesini kazandık. Ama yıllar sonra böyle aynı üniversitede buluşacağımız tabii ki hiç aklımıza gelmez tabii ama ki. Ben bundan çok mutluluk duyuyorum. Ben de mutluyum. Evet, hatta biz de sizi mercek programında tekrar bir arada getirdiğimiz için biz de ayrı bir mutluluk duyuyoruz. Teşekkür ederiz. Evet hocam, siz aynı soruyu size sormak ya ben istiyorum. Şöyle söyleyeyim, ben mutluyum ya. Hastaların yüzündeki o tebessümü görünce, Allah razı olsun kelimesini duyunca dünyalar benim oluyor. Hani bundan daha büyük bir mutluluk olamaz. Evet, bugün bir kanalda yine bir doktorumuz koronaya yakalanmış, iyileşmiş, görevine başlamış. Ertesi gün darp edilmiş bir hasta yakını tarafından. Bu konuda neler söylersiniz hocam? Bu durumlar sizi nasıl etkiliyor? Böyle aylardır mücadele veriyorsunuz, evinizden zaman zaman uzak kaldınız, çocuklarınızı göremediniz, keza siz öyle hocam. Bu şiddet konusunda neler söylersiniz hocam? Yani yasaların tam caydırı olması gerekiyor. Aslında şiddetin hiçbirisini tasvir etmek mümkün değil ama siz yoğun emek harcayan kişiler olarak neler söylersiniz hocam bu sağlık konusunda? Bence yasaların tam caydırıcılığı olursa halk, emin olun, sağlık çalışanlarına dokunmaz. Ama ne yazık ki bazen öyle durumlar oluyor ki, sonuçta televizyonlarda görüyorsunuz. Doktoru darp etti, 3 gün sonra ya da hekim demeyelim sadece, sağlık çalışanı diyelim. Herhangi bir sağlık çalışanı darp edildikten sonra kişi sokakta rahat rahat gezebiliyor. Ve ben gerekeni yaptım, çıkarttılar beni diyerek ahkam kesebiliyor. Ama hani meslek konularına girmekten ziyade bunu bizim yerimize herhangi bir savcıya yapsın, bırakın savcıya bunu yapmak, savcıya ağzından ters bir kelime çıktığı zaman bu kişi sokakta rahat rahat gezemiyorsa bu ülke olarak da bizim ayıbımızdır ki sağ olsun bakanımız elinden geleni yapıyor, meslekler elinden geleni yapıyor ama yasa uygulayıcılarının da hekimlere veyahut da sağlık çalışanlarına şiddet uygulanıldığı zaman sen misin benim devlet çalışanıma, sen misin benim sağlık çalışanıma fiske vuran, sen misin onu korkutan, sen misin onu görevi başında görevi uygulamasına engel olan, sen misin ve senin yüzünden birkaç hastanın da tedavisine engel olan kişi diyerekten ona gerekli cezayı verirse, birkaç kişi gerekli cezayı alırsa emin olun bu kulaktan duyaraktan kişilerin sağlık çalışanlarına saygıları da olur, sevgileri de olur ama ne yazık ki sağlık çalışanları dayak yiyor ve dayak yemeye devam edecek ki bununla eminim. Onun için bizim yapabileceğimiz en güzel şey hiç değilse kendimizi koruma yöntemlerini öğrenmek olacak. Ya da bilmiyorum artık. Evet. Evet hocam. Gece hocam güldüğüne göre sanırım ilave edecekleri var. Ya aslında aynı şeyleri düşünüyorum ben de. Bütün hekimlerin aynı şeyi düşündüğünü biliyorum. Cezaların caydırıcı olması bunun tek çözümü. Başka bir çözüm yolu yok. Çünkü çok çeşit çeşit insan var. Kimisi edepli, saygılı ama kimisi de değil. O yaştan sonra ona edep, saygı da öğretemiyorsunuz. Hekim değil, hangi meslek grubu olursa olsun aynı saygısızlığı yapıyor. Ama cezaların caydırıcı olması bunun önüne geçer diye düşünüyorum ben de. Yine maske konusunda da aynen öyle. Maske takmayana vereceğiniz ceza caydırıcı olursa ve onun çevresindekiler duyarsa insanlar daha çok maske takarlar. Ki yazılan o cezalar tahsil olursa. Evet. Yani öyle bir algı var ki yani bunlar diyorlar ya ne olacak bunu diyorlar işte Cumhurbaşkanımız bunları günü gelir affeder deniliyor, alınmaz deniliyor. Böyle bir algının ortadan kaldırılması gerekiyor. Evet hocam, son birer dakika diyeyim. Ben vatandaşlarımıza sizin uyarılarınızı, tekrar dikkat etmesi gereken konuları. Buyurun efendim. Şimdi Ağustos'tayız. Eylül, Ekim, kış ayları geliyor. Aydın hocam bahsettiği gibi bu COVID üzerine diğer enfeksiyonlar eklenecek. Tablolar daha ağır seyredecek. Zatürre oranları artacak. Hani bizi rahat bir kış beklemiyor. Bununla ilgili herkesi uyarmış olayım. Ve grip aşısı ve pnömokok aşısı yaptırma imkanı olanlar herkesin. Grip aşıları daha gelmedi ama Eylül-Ekim ayları gibi gelir her sene. Mutlaka herkesin aşılanması gerekiyor. Pnömokok aşısı ve grip aşısıyla. Pnömokok aşısı herkese değil, sadece risk grubuna.
Grip aşısı da sadece risk grubuna ödeniyor ama ödenmese bile ben herkesin risk grubu olmasa bile aşı yaptırmasını öneriyorum. Çünkü 27-28 yaşında hastalar bile yoğun bakım sınırına gelebiliyor bu Covid'den dolayı. Yani yaşa bakmıyor aslında. Mümkünse herkesin grip aşısı yaptırmasını, risk grubunda pnömokok aşısı yaptırması gerektiğini düşünüyorum. Sözü aydınlatıyorum. Evet, buyurun hocam. Yani, Pinek hocamın söylediği gibi risk grubundaki herkesin aşı yaptırması öncelikli korunma durumlarından biri oluyor ki hekimlerde de öncelikle korumak gerekiyor. Onun dışında da bazen hekimlerle ilgili bazı anekdotlara geleceğim. Biz poliklinikte hekimlik yaparken çoğu zaman Afyon'daki insanların sıcakkanlılığından sağ olsun halkımız çok iyiler, çok iyi niyetliler. Ama ne yazık ki yaşlı teyzelerimiz filan polikliniğe girer girmez koridordan kendini içeriye bir atıyor. Garibin maskeyi indiriyor. Çünkü hava almak istiyor. İçeride havasız kalmış oluyor bazen. Hani bunları yapmasalar hekimleri ve sağlık çalışanları da korumuş olurlar. Kan alırken veya hekimle muayene esnasında dışarıdayken maskesi olan teyzemiz, amcamız, büyüğümüz içeriye girer girmez maskesini aşağı indiriyor. Ve hekimle muayene ederken ki bana hastalığım bulaştı o şekilde oldu. Bir hasta muayene ederken dışarıda maske takıyordu ama içeriye girer girmez maskesini indirdi. Bir şey de diyemiyorsunuz. Sizden büyük sadece rica ediyorsunuz. Hani böyle şeylere de uyarlarsa karşıdaki sağlık çalışanını ve etrafındaki insanları da korumuş olurlar. Evet. Bir de hasta olan kişiye geçmiş olsuna gitmezler. Öyle bir algıyı ortadan kaldırmak gerekir. Evet hocam çok teşekkür ederim hepinize de. Öncelikle programa katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ederim. Biz Sayın Tepek Yarlar Konya ve daha Sayın edeceğiz. Aydın Balcı. Evet, Afyon Sağlık Birliği Üniversitesi yönetimine de teşekkür ediyorum. Hocalarımızın buraya çıkması için gerekli onayları verdikleri için. Sizlere sağlıklı günler diliyorum, kolaylıklar diliyorum efendim. Evet, bir mercek programında sonuna geldik efendim. Haftaya yeni bir mercek programında yeni bir konu ve konuklarla birlikte olana dek sağlığınıza ve insanlığınıza iyi bakın efendim. Hoşça kalın. Gül Termal Mercek programını sundu.